Hepinize iyi günler dilerim. Derslerimi bitirdim. Denizimi de girdim. Size bazı faydalı bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü konumuz Wing Chun mu, Jet Kingdom mu? Muğla'da ve bazı illerde işte Kunfa adı altında değişik isimlerle verilen hizmetler var. Bugün Jet Kingdom Wing Chun konusunu işleyeceğim. Sonrakinlere sonra geçeceğim. Arkadaşlar Jet Kingdom aslında işte biliyorsunuz meşhur Bruce Lee, hepimizin sevgisi saygısı var. Kendine göre bir sistem yaratıyor Amerika'da. Tabii temeli Wing Chun ve ne diyor bu sistemin ismi? Jet Kingdom diyor. İşte ne diyorsa eklemeler yaptım diyor. Box ekledim, Taekwondo, işte şunları ekledim diyor. Sistem ismi Jet Kingdom diyor ama dediğim gibi temel Wing Chun. Wing Chun'da zaten biliyorum daha önceki videolarda anlattım. Bir Çinli bir bayan rayba buluyor. Güçsüz bir insanın güçlüye mücadelesi. Temel Jet Kingdom'da Wing Chun ama işte biliyorsunuz Bruce Lee film yıldızı üst seviye tekmeler kullanmak zorunda. Çünkü Wing Chun'da şov yok arkadaşlar. Direkt sonuç odaklı. Jet Kingdom'u yaratıyor ama işte biliyorsunuz dünyada pek yaygın değil. Yani Türkiye'de hep çakmalar var. Bunları ben dile getirmek istedim. Çünkü Wing Chun şimdi çok popüler. Filmlerden, şeylerden kaynaklı. Çünkü oturmuş bir sistem, temeli olan bir sistem. Hiçbir zaman temeli güçlü olmayan sistemler arkadaşlar devam ettiremiyor. Şimdi bakıyorum bizim Muğla'da da var, Bodrum'da da var. Biz de Wing Chun veriyoruz diyorlar. Adam bakıyorum 30-40 sene Taekwondo yapmış veya işte şey yapmış. Kendi branşından ticari olarak bir gelir elde edemiyor. Parayla sahte diploma falan alıyor. İşte para karşılığı işte sözde ben online eğitim aldım diyor. Tamam da kardeşim sen 20 yaşında neredeydin? 30 yaşında neredeydin? Bakıyorsun 50 yaşına gelmiş. Başka karate veya neyse örnek veriyorum. Judo ustası neyse birden bir bakıyorsun Jet Kingdom ustası olmuş. Arkadaşlar bunlara dikkat edin. Anladınız mı? Parayla diploma alıp işte ben Kung Fu ustasıyım, Jet Kingdom ustasıyım diyenlere karşı prim vermeyin. İşini gerçekten hakkıyla yapanlara saygım var. Gerçekten zamanında uzun yıllar boyunca eğitimler almış ve hakkıyla diploma almış, seviye almış insanlara saygım var. İstesem bakın ben de başka branşlardan eğitmenlik düzeylerine geldim. Yani biz zaten Wing Chun içinde isteyen boks da kullanıyor, tekvando tekniğini kullanabiliyor, yasak kural yok. Ama birinci tercihimiz, önceliğimiz hep basit tekniklerdir. Zaten istesem ben Jet Kingdom şeyi de yaparım yani. Anlatabildim mi? Ama dediğim gibi Wing Chun temel arkadaşlar. Jet Kingdom'da bakıyorsun çok eğitmen var bazı dünyada ama bakıyorsun çoğu yetersiz çünkü temel Wing Chun yok. Temeli almazsan bunu özümseyemezsin. Yani istediğin kadar parayla sen satın al veya istediğin kadar kendine göre rütbe ver. Ben master'ım de. Bakıyorsun adam yani 3 kilometre öteye geçemiyor. Anlatabildim mi? Veya beceremiyor. Şeyini getiremiyor. Devamını getiremiyor. Çünkü temelin yok. Anlatabildim mi arkadaşlar? Burada başımıza geliyor. Biz Kung Fu öğreniyoruz. Bakıyorum Wing Chun öğrenmemiş doğrusu. Ve anlattığımda üzülüyor. Niye? Çünkü arkadaşlar 200 sene bakıyoruz boşuna krek çekmiş. Gerçek Kung Fu veya gerçek Wing Chun öğrenemiyorlar. O yüzden Jet Kingdom veya işte bir dahaki videolarımda işte Wushu'yu anlatacağım. Neyse MMA'yı anlatacağım. Olması gerekenleri doğru şekillerini anlatacağım. Bir adam gerçekten uzun yıllar Wing Chun alıp işte temelini Wing Chun yapıp gerçekten hakkıyla seviyelerini alıp işte o teknikleri de güzel uyguluyorsa, iyi eğitim veriyorsa tamam onun üstüne bir Jet Kingdom koyabilir. Ama yıllarca boş başka şeylerle uğraşmış, birden yumurtadan çıkar gibi bir diploma aldıysa bunlardan uzak durun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinizi merak ettiğiniz bir şey olursa, kafanıza takılan nokta olursa sporla alakalı. Biliyorsunuz ben fitness antrenörüyüm, atletizm antrenörüyüm, savunma sanatları benim birinci branşım. Mücadele sporları birinci branşım. İstediğiniz konu hakkında spor alakalı sorabilirsiniz. Ve güzel bulmamızı da bekliyoruz. Beraber gelin burada spor yapalım. Savunma sanatları olur, diğer sporlar olur. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar.